Tarihi çok eskiye dayanan ve İzmit'e özgü bir tatlı türü olarak da ün kazanan pişmaniye, kentin simgesi gibidir. Özgün bir tatlı çeşidi olması ve hafifliği, pişmaniyenin Türkiye'nin her yerinde tanınmasını ve ilgi görmesini sağlamıştır. Pişmaniye, ana maddeleri şeker, un ve yağ olan, yapımı emek gerektiren özgün bir tatlı çeşididir. Gücü kuvveti yerinde kollar isteyen pişmaniyeyi yapmak için ağda haline gelinceye kadar eritilen şeker dondurulduktan sonra büyükçe bir halka biçimine getirilir. Bir sininin üstüne konan kavrulmuş una eritilmiş tereyağı yedirilir. Sonra tepsinin çevresinde duran birkaç kişi halka biçimindeki ağdayı unun üstünde çevirmeye başlar. Her çevirişten sonra ağda yeniden halka biçimine sokulur ve bu işleme sinideki unun tümü ağdaya yedirilinceye, ağda tel tel helva biçimine gelinceye dek devam edilir. Kavrulmuş una kaynamış şekerin yedirilmesi ilk bakışta kolay gibi görünse de küçük bir yanlışlıkla tüm emek ve harcamalar boşa gidebilir. Zaten pişmaniye adının da buradan kaynaklandığı rivayet edilir. Ayrıca pişmaniye adının tatlının pamuksu yapısından dolayı dağılması nedeniyle meydana gelen yeme güçlüğünden dolayı verildiği bilinmektedir. Yerken pişmaniye parçalarının kişinin dudaklarına yapışması ve dökülmesi nedeniyle bu tatlıyı yiyen kişinin pişman olduğuna, buna mukabil çok lezzetli olduğu için yemeyen de pişman olmasına ithafen yiyen bir pişman, yemeyen bin pişman ifadesinden hareketle pişmaniye adı verildiği belirtilir. İzmit'e özgü bir tatlı türü olan pişmaniye sadece Türkiye'nin tüm illerine değil, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir. İzmit pişmaniyesini markalaştırmak için bir tanıtım atağı başlatıldı. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi'nin öncülüğünde 2009 yılında ilk defa düzenlenen Pişmaniye Festivali'nde 1040 metre uzunluğunda pişmaniye yapıldı ve İzmit Pişmaniyesi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.